Ben mi? Artık senin. Ya İbrahim, gider misin başımdan? Ya kızım, bugün matematik sınavı var. Ya ne olur yanıma otur. Behtap, yüzüme hapşırır mısın? Aa, niye be? Belki IQ'm bana da bulaşır. Bildiklerini aktarırsın. O öyle olmuyor bir kere akıllım. Ben akıllı değilim Behtap. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ne olur ya, bu sınav yanında oturayım. Hem yanında boş. Ya yeter ama, her teneffüs yalvarmanızdan daral geldi bana. Ayrıca yanıma sadece bir kişi oturabilir. Kim gibi mesela? Örnek versen. Hadi canım, hadi soruları alayım. İsmail gibi. Öğretmen çocuğu İsmail. Okul gazetesi okuyan öğrenmeniz merak ediyor efendim. Mesela neden öğretmen çocukluğu? Ben bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum. Neden olmasın? Görüyorsunuz, gülüşüm bile farklı. Çünkü ben öğretmen çocuğuyum. Neyse canım, daha fazla soru almayacağım. Zira babam odasına gideceğim. Ha, babam odası neresi? Tabii ya, siz oraya müdür odası diyorsunuz. Babamın müdür olduğunu unutmuşum. Teşekkürler İsmail Bey. Gerçekten yılın röportajı oldu. Ne haber çocuklar? Hoş geldin İsmail. Kravatın çok güzelmiş. Nereden aldın? Ya Behtap, Allah aşkına, okul kravatı o ya. Bak, bende de var. Bak, İbo'da bile var ya. Ya bir susar mısınız siz? İsmail, sana bir şey soracağım. Matematikçi Yeter Hoca evde de sert biri mi? Ne alakası var canım? O da bunun, şunun gibi bir insan işte. Şunun bunun gibi mi? İşaret zamiri miyiz biz? Ne biçim konuşuyorsun sen bizle? Ah, özür dilerim çocuklar, çok haklısınız. Bu belgisiz sıfatları gizlemek için zamir bile yetersiz kalır. Ancak üzgünüm ya, sizin bu sıfatları gizlemek için dil bilgisi çaresiz. Bilgi şaka. Oha ya, adam gülerken içinden burnuna marş çıkıyor. İsmail, sen bizi gömmeyi bırak da. Yeter Hoca bugün sınav yapacakmış. Nerelerden sorumluyuz biliyor musun? Arkadaşlar lütfen. Bu konularla konuşamam. Özel hayatımla gündeme gelmek istemiyorum. Beni aldığım karne notlarıyla takdir belgelerimle alın lütfen. Tabii. İnsan öğretmen çocuğu olunca bir başka oluyor. Biz bütün gün sınavda nasıl olacak diye 500 sayfa kitabı hatmediyoruz. Sen soru bankasıyla birlikte yaşıyorsun. Bugün sınavda yanına oturabilir miyim İsmail? Bakarız. Birkaç arkadaş daha var yanımda oturmak isteyen ama seni de muhakkak değerlendirmeye alacağım, merak etme. Ah, çok teşekkürler. Ya kızım, sen zaten çalışkan değil misin? Bırak abi ya, biz de birbirimizden kopya çekeriz. İbrahim, saçmalama. Hatırlarsan son sınav ikimiz de boş kağıt verip çıktık. Tamam işte, ben senden kopya çekmiştim. Ya İbrahim, benim kağıdıma bakıp adını da Mustafa yazdın diye hoca bana -5 verdi. Senin yüzünden tarihte bir sınavdan -5 olan ilk öğrenci oldum. Hadi herkes sınıfa. Sınıfa hadi çocuğum. Zil çaldı, duymadınız mı? İbrahim, bu saçının hali ne? Kestireceksin bu saçı demedim mi ben? Ya hocam, ben aslında kestirdim de, ya ben bizim berbere feci kıl olmuşum. O yüzden kestirdiğim anda uzuyor. Sonuç bu hocam. Saçmalama, bunu inanmamı mı bekliyorsun? Ya tutarsa dedim hocam. Tutmadı, o saçlar kesilecek. Tamam hocam, şansımı deneyeyim dedim kanka. Mustafa, İbrahim, topla işliyorsunuz başınızda evladım. Ya hocam, İsmail de bizim gibi. Ona niye kızmıyorsunuz? Sus, cezasınız. Tek erkek üzerinde durun. Aa, İsmail'cim nasılsın yavrum? Annenler nasıl? İyiyim Sinan teyzeciğim, sağ olun. Ah, bakın size ne göstereceğim. Geçen yaz Marmaris tatilinizde çekindiğimiz fotoğraflar. Ay canım sağ ol. Marmaris de güzeldi ama bir önceki sene gittiniz, Kaş daha güzeldi değil mi İsmail? Evet Sinan teyzeciğim, bu sene de Kaş'a gideriz umarım. Ya biz Sinan hocadan fellik fellik kaçıyoruz. Adam resmen tatile gidiyor ya. Çocuklar, bu arada geçen haftaki sınav notlarınızı asıyorum. Buradan bakarsınız. İsmail'cim, görüşürüz yavrum. Teker! Hadi gelin bakalım. Hadi gelin. Ben bu sefer ben unutuyorum da. Bakayım. Of ya, 45 almışım.
5 puanla kaçırdım geçeri. Oley be! 5 almışım. Ne seviniyor? Matematik kusurlu. 100 üzerinden 5. Aa, kanka o zaman hocaya söyleyeyim de benim 5'i sana versin hoca. Benim not buradan dönmez. Kalkarsın. Kanka. Ben 70 almışım. 70. Yetmemiş mi? Yetmemiş tabii. Acaba nereden kırdı hoca ya? Ya hayır, inanmıyorum. 5 puanımı kırmışlar. 95 almışım ya. Ben bunun üstüne otururum. İbrahim, İbrahim tamam, sakin ol. Ya İsmail. Duymuyor mu? Duyuyorum. Canımız burnumuza zaten abuk sabuk konuşmaz. Canımız burnumuzda zaten abuk subuk konuşma ya. 95'i ağlıyor adam ya. Ya abi anlamıyorsunuz beni. Bittim ben ya, bittim. Bak hala ya. Abi insan 95'e neden üzülür? Ne oluyor burada bakalım ben? Ne oluyor? Ben, aa, müdür. Hocam tarih sınav sonuçları açıklanmış da ona bakıyorduk. Hmm. İsmail kaç aldın bakayım? Anne bakma sen şimdi. Anne mi? Anne yok. Öğretmenim ben senin. Ne? 95 mi? Baba açıklayabilirim. Ya neyi açıklayacaksın İsmail'ciğim? Neyi açıklayacaksın? Bu rezili bize nasıl açıklayacaksın evladım? Oğlum ben sana doğru düzgün çalış demedim mi? Ama anne sadece 5 puan. Ne? Sadece 5 puan mı? O 5 puan üniversite sınavında kaç gün işlemek sen biliyor musun İsmail? Seninle akşam evde görüşeceğiz. Gülseciğim, şimdi kızıyorsun ya. 5 puan eksik diye. Bence bu anne hem de öğretmen daha çok söylensin, olur mu? Tamam. Biraz daha inandırıcı olması gerekiyor. Ama sadece 5 puan. Ne? Sadece 5 puan mı? O 5 puan üniversite sınavında kaç bin kişi demek sen biliyor musun İsmail? Sen sırf evde 5 dakika daha fazla televizyon izleyeceğim diye çalışmadığın için şu anda o 1000 kişi zil takmış oynuyor. Tamam ben kimim ki zaten? Ben kimim ki sen beni dinleyeceksin de ondan sonra eve güzel puan geçirdin. Yok öyle bir şey. Ama benim oğlum tembel, ama benim oğlum sorumsuz, ama benim oğlum burada duymaz. Neden? Ben kimim ki? Zandandan 5 diş almam. Gördüm seni, çık oradan. Alacaksın sınavdan 100 puan. Böyle bağırın döşün açık gezersen ya ne olacaktı? He? Ne olacaktı? Şu gömleğin bir haline bak ya. Baba, sadece 5 puan alamadım ya. Lütfen ya. Toplaşmayın siz de burada. Hadi hadi hadi, gel sınıfına. Hadi hadi. Hadi. Hocam, he. Hocam size 2 soru var. Birincisi, müdür. Çok saçma. İkincisi ne? Hocam çocuk mükemmelin de üstünde not almış ya. Niye üstüne gidiyorsunuz İsmail'in? Sen karışma evladım, sen karışma. İsmail senle de evde görüşeceğiz. Hadi şu gömleklerinizi de düzeltin ya. Bu nedir ya? Oo, biz senin neler çektiğini şimdi anladık kanka. Ya ben bir kere 65 aldımdı da annem mahalleliği aşure dağıttı. Adam 95 alıyor, bir de fırça yiyor. Aynen abi ya. Ben 95 alsam, babam zirvede bıraksın diye beni okuldan alırlar. Ya seni anlayamamışsınız İsmail. Anlayamazsınız tabii siz beni. Ben 7/24 bana not veren insanlarlayım ya. Evim ev değil, yatılı okul. Kıyamam ya, yazık sana. Yalan yere şefkat gösterme Mehtap. Bütün sınıf arkadaşlarım ya benden nefret ediyor ya da beni ben olduğum için değil, kanaat notu için seviyor seni gibi. Benim bütün çocukluğum öğretmenlerin arasında geçti ya. Herkesin ilk lafı annedir, babadır. Benim ne biliyor musunuz? Ne? Pisagor! Pisagor? O kim? Aileden biri mi? Dahası da var. Oscar alana kadar Leonardo DiCaprio'yu elemez zannediyordum ben ya. Ağlayınca da Tarık Mengüç gibi dans ediyor ya. Neyse, tamam kardeşim, sakin ol. Bundan sonra biz senin yanındayız.
diyecek. Bak bu sınav büyük kopya çekiyoruz. Ben hepsini hazırladım. Al bak, sana da veririz şöyle. İsmail, bundan sonra Fikri Hoca ve Yeter Hoca'ya karşı yanında biz varız. Bu sınavın sorularını üst sınıflardan aldım. Sana da veririm İsmail. Ay, birlikte her türlü yaramazlığı, aylazlığı yapmaya var mısınız? Bizi kimse durduramayacak. Bu okulu kasıp kavurmaya var mısınız? Evet! Ne oluyor burada? Dur, dur, dur. Geç, geç, geç. Anneciğim. Bu okulda yaramazlık yapacakmış. Bu üst sınıflardan sınav notlarını almış. Bunun da cepleri komple dolu. İsmail sen ne yaptın ya? Hadi söz vermiştik. Oğlum ne yapayım? Onlar da benim annemle babam sonuçta. Bir şeyi sordukları zaman da cevap vermem lazım. Size kanaat notu veren insanlar bana harçlık veriyor. Anlayın beni de. Anladık seni ama... Ey İsmail, sen de şunu unutma. Sen her şeyi yapabilirsin. Öğretmen çocuğu olabilirsin. Hatta müdür çocuğu bile olabilirsin. Ama bir tek şeyi asla yapamazsın. Neyi yapamam? Disipline gidemezsin. Ha yürüyün dostlar, hadi gidelim.